Ömer Lekesiz Ahmet Güneştekin'in Ölümsüzlük Odası Ahmet Güneştekin'in Ölümsüzlük Odası adlı enstalasyonunu da kapsayan bellek alfabesi, yaddaşın elifbası, The Alphabet of Memory adlı eser yönünden oldukça zengin sergisini geçtiğimiz salı günü Bakü'de görme imkanı buldum. Sergi küratörleri Emin Mahmudov ve Yulrich Ptak, Güneş ölümsüzlük odasını Haydar Aliyev merkezinin açık alanındaki doğu köşesinde 2012-2019 yılları arasındaki işlerini sergi salonunda konumlandırmışlardı. Yeri, mekanı, eserlerin doğru seyri bakımından sıralanışları her iki mekanda da son derece uygundu. Eser bakımından Güneştekin'in sergisi üzerine konuşma önceliğini, elbette hacmi dolayısıyla yoğun işçiliği, felsefi arka planı gündelik hayatla ilişkisi itibariyle ölümsüzlük odasına vermem gerekir. Yukarıdaki zikrettiğim yere İstanbul'dan Bakü'ye 4 tırla taşınan ve 20 kişilik bir ekibin 5 günlük çalışmasıyla ancak yerleştirilebilen ölümsüzlük odası, 35 ton alüminyum kullanılarak imal edilen 22 bin parça boynuzla kuru kafadan oluşuyor. Eser her zaman bir sanatçıya ait olmakla birlikte enstalasyon esaslı sanat işlerinin artık fabrika ortamında üretildiğini bildiğimize göre, ölümsüzlük odasına farklı mesleklerden 130 kişinin emek verdiğini söylememizde de bir sakınca olmasa gerektir. Eserin fiziki, konumlanma ve seyir durumuna gelince, Ölümsüzlük odası ön ve arka bölümü açık, dışa kavisli iki duvarın arasında eserin kendi mekanını kat eden uzunca dile sahip bir kuru kafadan oluşuyor. Dışa kavisli iki duvarın dış yüzeyleri, dikey renk kuşaklarına göre düzenli olarak muhtelif yerlerindeki birkaç boynuz çıkmasıyla birlikte, yerleştirilmiş yüzlerce kuru kafadan duvarların iç yüzeyleri ise kuru kafa karışımlı yüzlerce boynuzdan oluşuyor. Odadaki büyük kuru kafanın dış yüzeyi de yine küçük kuru kafalarla kaplı bulunuyor. Duvarların ön ve arka bitim yerlerinin kuru kafalarla ve onların ortasında zemine boylu boyunca uzanan birer yılan figürüyle kapatıldığını da belirtmeden geçmeyelim. Bir sanat eserinde malzeme ve o malzemenin oradaki, yüzeydeki işlenme tarzı, biçimi çok önemlidir ama söz konusu enstalasyon esasında benim bundan daha fazla ilgilendiren husus onun üretilmesine neden olan felsefedir. Bu manada Güneş Tekin'in harflerden, kelamdan başlayıp tarihe ve efsanelere yaslanan hayati hafızanın somutlaştırılmasına evrilen bir sanat çabasına sahip olduğu, bu sabitenin ise dile hükmeden fikirlerden değil, bizzat dilin kendisinden, diğer bir söyleyişle o dili belirleyen dünya görüşünden doğduğu artık bilinen, sanat kamuoyunca benimsenmiş bir husustur kültürel kodların bir sanatçı üzerindeki yoğun etkisini gözeterek söyleyecek olursam, zikrettiğim bağlamda Güneştekin'in doğum 1966 Batman, Mezopotamya kültürüyle ondan etkilenen sonraki yerel kültürlere tabi olduğunu ve dolayısıyla Güneştekin'in bu sayede ve kendi sanat gayreti esasında aradığı bir şeyi bulduğunu değil, bulduğu bir şeyi aradığını ileri sürebilirim. Bunu doğrudan ölümsüzlük odası üzerinden temellendirecek olursam, Ölüm imgeleriyle kurulmuş olan ölümsüzlük odası aslında bu dünya ve dünya hayatıdır. Kavisli duvarlarla onları örten kuru kafalar ve boynuzlar odanın boşluğuyla o boşlukta büyük kuru kafayla dilin suskun sözün yer tutuşu gerçekten hayatın yaşanmışlığın ve yaşanmakta oluşun imgeleridir. Zira Heidegger'ın kelimeleriyle her doğum ölmek içindir. Diğer bir söyleyişle ölümden söz edebilmenin veya ölümü sanata dökebilmenin şartı doğrulmuş olmaktır. En geniş anlamıyla bu dünyada yaratılmış, ölmeye doğrulmuş olanların da kendilerine mahsus birer hikayesi vardır. Ki hayat dediğimiz, tarihe, mitolojiye ve sanata konu ettiğimiz şeyler de söz konusu hikayelerden başka bir şey değildir. Yukarıda zikrettiğim kültürel kodlar bu hikaye üzerinden işler. Gerçekte bunların çoğu unutulmuştur ancak gerek insanlık hayatı anlamda, gerekse kendi köklerini merak eden ferdin öz el tarihi anlamında, hikayenin ilk şeklini olmasa da, ki bu artık imkansızdır, onun eserlerini, izlerini görünürlüğe taşımak, nefsimizin içerdiği dizginlenemez merakın bir mecburiyetidir. Yukarıda Güneştekin bulduğunu aramaktadır derken bunu kastettim. Zira o Mezopotamya kelamı, sonrasında Anadolu'nun milyon taşı imgesi ve mandalara uzanan kaos ve kozmos fikriyatı üzerinden Aynı zamanda izlerine rastlanılan hatıraları, hikayeleri de hıfseden bir hafızanın sanat esasında yeniden teşekkülünü kendisine yol edinmiştir. İzleyen yazımızda bu konuya devam edelim inşallah. Ömer Lekesiz Yeni Şafak